Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Afyonkarahisar Gençlik Merkezi olarak yakın tarih okumaları kapsamında 23 Nisan 1920 tarihi hakkında bilgilendirme yapacağız. Sizler de biliyorsunuz ki dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Bu vesileyle siz değerli çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dilerseniz geçebiliriz. 23 Nisan 1920 tarihi Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ifade ettiği önemli bir tarihtir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924 yılında 23 Nisan gününü bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Ve bu tarihten 5 yıl sonra yine 23 Nisan tarihinde 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve yine aynı gün milli bayram olarak, çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ve 1979 tarihinde de 6 büyük devletin de katılmasıyla uluslararası bir boyut kazanmış. Bu tarihten itibaren ise çeşitli ülkelerin katılmasıyla uluslararası bir boyut halinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya devam etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesiyle çocuklar milletimizin geleceğidir. Ve çocuklara duyduğu büyük sevgi ve güven neticesinde önemli olan bu bayramı 23 Nisan'ı bütün çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizde tabii ki birçok gurur dolu sayfaları mevcuttur. Ve bu sayfalarda bu önemli dönüm noktalarını, tarihimizin her türlü safhalarını yeni nesillere, çocuklarımıza anlatabilmek, Türk Devleti'nin devamını sağlayabilmekte 23 Nisan'da önemli bir tarihtir. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik söylemiş olduğu birkaç sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler hepiniz geleceğin gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir demiştir. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.